Sadece ekonomik saikle yurt dışına gidenlerin kimliklerini gittikleri topluma dayatması adil mi? Göçmen alımlarının asimilasyona istekli kişiler temelinde olması doğru olmaz mı? Hayat adil değil biliyorsunuz. Ee, şu anda Batı ülkelerine yönelik bir istila hareketi var. Bayağı ciddi bir istila hareketi var. Özellikle İslam dünyasından fakat aynı zamanda Latin Amerika'dan da e, böyledir. E, ve Afrika'dan, Kara Afrika'dan da bir olağanüstü bir göç hareketi var. Batı dünyası özellikle Avrupa kendi değerlerine ihanet ettiği için kendi geçmişine ve kendi e, kültürünü kendi kültürüne yabancılaştığı ve e, inancını kaybettiği için güçlü toplumların, sağlıklı toplumların her zaman yapabildiği şeyi artık yapamıyor. Gelenleri asimile etmeyi başaramıyor. Yani koşul koyarak filan bu iş olmaz. Yani senin güçlü bir ee, güçlü bir inancım varsa, güçlü bir dinamiğim varsa, toplum olarak nereye gitmek istediğine dair bir fikrin ve değerlerine dair bir standardım varsa kafanda, geleni öyle ya da böyle yutarsın, asimile edersin, alıştırırsın. Çünkü sunduğun şey cazip ve cazip olduğuna inanıyorsun. Bu yoksa, Ağzına kuş tutsan bir şey yapamaz. Gelenler Orta Doğu ülkelerinden ve Afrika'dan gelenler özellikle en üst tabaka değil de onun altındakiler. Yani ee, parasız, işsiz ve çaresiz olarak bu ülkelere göçenler tek bir amaçla geliyorlar. Batı'nın servetinden yararlanmak amacıyla geçiyorlar. Gerisi hepsi palavradır. Gerisi yani işte burada özgürlük var, burada hukuk düzeni var, burada işte sokaklara insanlar tükürmüyor. Bunlar e, okumuş sınıfın, üst tabakanın tercih konularıdır. Onları ilgilendiren kriterlerdir. Yoksa ortalama bir Afrikalı için, Fransa'ya gelen bir ortalama Afrikalı için ya da New York'a gelen ortalama bir Latin Amerikalı için içine girdiği çevre eski geldiği çevreden ciddi bir oranda farklı değildir. Sokaklara tükürür insanlar ve suç oranları olağanüstü yüksektir. Çirkindir. Yaşamları sefil bir yaşamdır. Fakat bir fark vardır. Burkina Faso'da para yok, Fransa'da para var. Pakistan'da para yok, İngiltere'de para var. Türkiye'de para yok, Almanya'da para var. Para için gidiyorlar, sömürmek için gidiyorlar. Helal olsun. Yani e, yemeyenin malını yerler. E, yani onlara karşı benim en ufak bir eleştirim ya da e, şikayetim yok. Ha, bir hayat mücadelesi veriyorlar ve bu hayat mücadelesini en uygun koşullarda yaşayacakları yere e, yere göçüyorlar. Elbette bu toplumda kendi kültürlerini, kendi dayanışma ağlarını, kendi akrabalık ağlarını onları her şeye rağmen insan yapan ögeleri korumak isteyeceklerdir. Yerine bir şey sunmuyor çünkü Avrupa. Onun yerine bunu benimse diyebileceği bir şey yok. Onun yerine bunu benimse dediği şey cebinde çok para varsa ancak oynayabileceğin bir oyun. Yani ortalama bir Avrupalının gelir düzeyine sahipse ve onun ee, boş vakit imkanlarından, onun kültürel imkanlarından, onun eğitim imkanlarından yararlanabiliyorsa iyi ne güzel hafta sonları konsere git. Ee, yani e, Avrupa tarihinin, Avrupa'nın ölmüş kültürünün güzelliklerinden istifade et. Ama bu yoksa, bir sefil olarak, cebinde beş parasız olarak bu ülkelere gelmişsen ve köle olarak çalıştırılıyorsan haftada 60 saat çalışıyorsan ve sefil ötesi yerlerde yaşıyorsan etrafında insanların sokaklara tükürdüğü, sokaklara çöp attığı iğrenç bir takım mahallelerde yaşıyorsan insan olduğunu hatırlamak için yani bir kıymetin olduğunu, bir manevi kıymete sahip olduğunu hatırlamak için elbette kendi kültürünün de kendi yakın çevrenin e, kültürel kodlarına, törelerine ve törenlerine sığınacaksın. Yoksa bir hiçsin. Çünkü Avrupa kültürü seni asimile etme yeteneğini çoktan kaybetti. 19. yüzyılda bu bu yeteneğe kuvvetle sahipti. 20. yüzyıl başlarında da sahipti. Bugün artık sahip değil. Bugün artık Avrupa kültürü denilen şey bir zengin ve fazla çalışmak mecburiyetinde olmayan bir sınıfın kültürüdür. Afrika'dan gelen adama, İslam ülkelerinden gelen adama en ufak sunacağı bir şey yoktur. Aşağılama dışında ve McDonald's dışında. Elbette onlar kendi kültürlerine sarılacaklar. Çünkü başka seçenekleri yok. Avrupa ne yapmalıdır bu durum karşısında? Yapacak bir şey yok. Kendini dönüştürmeyi denemelidir. Ki pek yani hiç gündemde bile değil böyle bir konu. Gitgide o batağa, o kuyuya gitgide daha derinlemesine dalıyorlar. Ee, zengin şımarık ve işsiz emekli zengin kültürüne dalıyorlar. Ee, ya göçü tamamen kesecekler, hasiktir gidin diyecekler. Ee, ekonomik olarak yürümelerine imkan yok çünkü göçmenlerin yaptığı işleri yapabilecek olan Avru Avrupalı bir sınıf yok artık. Aç kalırlar göçmenler olması. Göçmenleri almak zorundalar. Göçmenleri aşağılıyorlar. Göçmenler de doğal bir refleksle kendi kültürlerine, geleneksel kültürlerine sarılıyorlar. Semavi dinlere inanmıyor.